İyi akşamlar, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Türkçe yapacağım sunum için özür diliyorum. Keşke Türkçem yeterli olsa da Türkçe yapabilseydim. Çünkü özellikle bu akşam konuşacağımız film ve yönetmenin bu konuda çok hassas. Diğer filmlerin diğer işleri de bu enerjiyi veriyor diye düşünüyorum. Şimdi film, Ali Kemal Çınar'ın ilk uzun metrajlı filmi hepimizin bildiği gibi. Ben Kurtev filmi konuşurken Zarema'nın 8. sayısında yayınlanan bir makalem oldu. Orada mekan üzerinden, filmin mekanları üzerinden çözümledim. Takdir edersiniz işte eleştiri, film eleştiri olsun, metin eleştirisi olsun, sosyolojik olabilir, tarihsel veriler üzerinden olabilir, gösterge bilim, göstergeleri üzerinden olabilir. Ben Kurte filmi özel, daha sonra ve şartı içinde, belki de Gencler için de aynı şeyi gerçekleştireceğim. Kurte filmi özel olan kısmın mekandan yola çıkıp analiz edileceğini düşünüyorum. Bu düşünceyi, bu iddiayı da şimdi kanıtlamaya çalışacağım. Mekandan yola çıkıp hem fikri hem duyguyu hem de herhangi bir olayı ve karakter oluşumunu gerçekleştirdiğini düşünüyorum Ali Kemal'in. O yüzden ya bu konuşmanın başlığı da Kapalı Kutuların Yönetmeni diye koydum. Ali Kemal'in Kurte filmden önce çektiği ona yakın kısa metrajlı filmleri var. Onlardan Dolap adlı olanı önemsiyorum. Kendisi de pek çok röportajda bahsediyor. Dolap'la özellikle Kurte film arasında organik bir bağ olduğunu düşünüyorum mekandan doğru. Dolap'ı izleyenler muhakkak vardır aranızda. Çekmecelerin, buzdolabının, gardırobun içinden çeker. Kurte filmde de bu anlamda şimdi dolaşacağımız mekanlar filmin bütün o özünü taşıyor ve kuruyor diye düşünüyorum. Yaklaşık 12 tane mekan var. 61 dakikalık, 17 saniyelik bir film. Bu 61 dakikada 6 defa bir mekana uğruyoruz. Kenefe, banyo, tuvalet. Oraya uğruyoruz. Öncelikle banyo, tuvaletin girişte filmin prolog kısmı dediğim kısımda gösterilmesi var. Ardından da her 10 dakikada bir değişebilir. Bazen 7 dakika, bazen 24. dakikada. Fakat film boyunca öyküyü, duyguyu, karakteri o mekan içinden bize iletiyor diye düşünüyorum Ali Kemal bu filmde. İsterseniz o ilk girişi bir izleyelim. Daha sonra teker teker bütün bir mekanları, bütün filmi yeniden göstermeyeceğim, korkmayın. 7-8 tane mekan seçtim. Sese de ihtiyacınız var mı? Ses var, evet. Çünkü ses önemli, asıl ses üzerinde duracak. Ardından da ailenin salonda ortaklaşa izledikleri bir program var. Bu üçünden sonra ana film başlıyor. İlk sahnede banyo tuvalette duyduğumuz o tuhaf ses bütün filme eşlik ediyor. Nasıl ki banyo tuvalet tüm filmin omurgasını bana göre oluşturuyorsa o ses de her neyse bozuk bir musluk olabilir, bir taharet musluğundan gelen boş bir ses olabilir. Tuhaf bir ses var. O sesin verdiği bir gerginlik, kaygı durumu, direnç durumu var. Ve bu filmin tümünde de Ali Kemal karakterinin özelinde ortaya çıkan o gerginlik, o kaygı durumunu taşıyor o ses. Banyoda
İşte aynanın karşısında karakterimiz sabit, herhangi bir diyalog yok. Biz karşıdan görmüyoruz, kamera aracılığıyla görüyoruz ve o sesin eşliğinde bir kaygı durumunu tespit ediyoruz. Bu kaygı durumu her neyse bütün filmin ana duygusu da budur. Ve bu duygudan hiçbir zaman seyircinin kopmaması için yönetmen, senaryoyu yazan ki aynı kişi tüm çabası bunun üzerinde de gerçekleşiyor. Şimdi mekan neden önemli dediğim de makaleyi okuyanlar belki çok daha yakından bilir. Ben yine de kısa bir özet geçmek istiyorum bu ilk sahneyi kurcalamaya başlamadan önce. David Harvey, Yves Lacoz, Henry Lefebvre mekan üzerine özellikle uğraşan filozoflar. Onlardan Henry Lefebvre'ün Mekan Üretimi adlı kitabında şöyle bir belirlemesi var. Hani diyalektik üzerinden tez, sentez, antitez, sentez durumunu biliyoruz. Triyalektik diye bir kavram ortaya atıyor Lefebvre. Diyor ki bir mekanın yaşanılan kısmı var. Hepimiz şu anda nedir? İşte bir odanın, salonun içine girmişiz. Bir konuşmacı var ve dinliyoruz. Yaşanılan kısmı. Bir de buranın kavranılan kısmı, algılanan kısmı var. Bu binanın. Artı bu vakfın sembolik bir anlamı var hepimiz için. Yani Kürtler nezdinde baktığımızda. Ve her mekanın bu üç düzlemde algılanışı söz konusu. Bana göre işte ben mekanı önemserken filme bu açıdan yaklaşmayı temel alırken buradan yola çıktım ve Kurte filmde kesinlikle bu üç düzlemi bize defaatle yaşatan bir pratik ortaya koyuyor. Şimdi banyo tuvaletteki o kaygı durumunu iyi tespit etmemiz lazım. Çünkü o kaygı durumu öykünün tümünü esas alıyor. Nedir öykü? Bir 35 yaşlarında, 40 yaşlarında varmakta olan bir Kürt genci var. Üniversite mezunudur. Ailesiyle birlikte hala yaşamaya devam ediyor. Ve biyolojik bir rahatsızlığı var. Basur rahatsızlığı var. Onu çözmek için 1500 lira, 2000 lira bir paraya ihtiyacı var. Bunu bulmaya çalışıyor. Aile vermiyor. Bu ana düzlem. Ev bu anlamda genel çatıyı oluşturuyor. Diğer kısımlarda yakın dostuyla teması var Atilla karakteriyle. Diğer tarafta da Nazif diye bir kısa film çekme fikri olan ve bu anlamda da Ali Kemal'den yardım isteyen bir karakterimiz var. Şimdi bu üçünü topladığımızda öykü Ali Kemal'in odağında hiçbir zaman sıyrılmıyor. Ve bütün mekanlar, ister park olsun, ister ana caddeler olsun, ister boş arazideki bir mesire yeri olsun ki şimdi göstereceğim, hepsi bana göre, hepsi ister olanaklarından, ister olanaklarından, ister tercihinden, bana göre bilinçli tercihidir, kapalılık üzerinden, kendine dönme üzerinden, bu kendine dönme kavramını ısrarla vurguluyorum, kendi içine dönmeyi verecek şekilde kuruluyor. Bu anlamda ilk o tıslayan sesi hiçbir şekilde unutmamamız gerekiyor. Çünkü o tıslayan her neyse vücudun yarasını, evin yarasını, şehrin yarasını, hatta ve hatta belki iddia edilecektir en fazla eleştiri Ali Kemal Çınar orada alıyor. Ulusal nezde bir nerede bunun ulusal zemini falan diyeceğiz. Bunları bir nezde açacağız. Ulusal nezde bir temsiliyeti söz konusudur. Bu acını, ağrını. Peşinde olduğu bir var olma çabası var. Özgürlük çabası var. Ki Gobadi'nin filmlerinde de çok net görülür. Diğer pek çok filmlerde de ana karakter bir iddianın peşindedir. Burada da bir iddia sahibi insan var. Ama bunu gerçekleştiremiyor. Ve gerçekleştiremediği noktada da yara sahibi. Ha, bu basur özelinde bana göre sembolize olmuş durumda. Şimdi ikinci plana geçelim ve bu kapalı mekan meselesini biraz daha pekiştirelim.
Şimdi burada duralım. Bu iddiamı ispatlayan bir karede. Bana göre filmdeki benim bu mekan meselesi üzerinde duruşma da çok sağlam bir örnektir. Şimdi böyle bir açık arazidesiniz. Yönetmen çok rahat o görüntüyü verebilir. İçeriden dışarıya doğru verebilir. Yani köpek geçiyor, sadece sesini duyuyoruz, kuyruğunun bir parçasını, araba geçiyor. Fakat kapalı bir yer. Yani koca doğa bile Ali Kemal'e şey olmuş, kapalı bir yer olmuş. O katastrofi dediğimiz kapalı mekan haline gelmiş. Ve bu durum her ikisinin iletişimsizliği üzerinden de ki anasıyla, babasıyla da, arkadaşıyla da, işte dostu dediğimiz şahsiyetle de büyük bir iletişimsizlik hali veriyor. Bu anlamda iletişimsizliği yansıtması açısından da çok kritik bir plandır. Bu da yine bahsettiğim düzlemde yeniden Ali Kemal'in bu film özelinde iletişimsizliğe insanlar arası herhalde dostluk düzleminde olan iletişimsizliğe vurgu yapması açısından önemli. Burayı ben şeye de benzetiyorum. Gavadi'nin Gergedan Mevsimi adlı filminde sahilde bir yerde şairin arabasının içine bir siyah at kafasını uzatır. Bu yalnızlık, ıssızlık halidir. Sanki Ali Kemal Çınar'ın kamerası öyle bir ıssız hamle yapmış otomobilin içine. Hissini de veriyor. Böyle bir bağlantısı da söz konusu. Üçüncü mekana geçelim. Bakın şehir nasıl bir hale girecek Ali Kemal'in Kurtel filminde. Sen çaldın mı? Yok, alamadım. Oralarda böyle bir şeyler yasa falan idare edersin. Sonra bir daha var. Buyurun, sizin olsun.
üstüne ve şehirde dolaşıyor. Yani şehrin içinde kaybolmuş, şehir insanı kaybolmuş durumda. Bu anlamda şehirli bir yönetmenle karşı karşıyayız. Hani şimdi işte Adana çekildi, İstanbul çekildi, Tahran çekildi. Yani şehirli yönetmenler yok mu? Şehir meselesi söz konusu değil mi? Şehirden kastım da biraz daha açalım. Modern akıl. Modernizm ve akıldan da bahsediyorum. Bu anlamda bedeni, cinsiyeti, çok Kürt kimlikliliği, yani modernizmden ve şehirden kastım bu. O çoğulculuk, çoğulluk, çok kültürlük falandan mürekkep olan şey. Peki yani bir Guba Dihner, Selim Heşyan Zımar, Nizamettin, Adişmanov, Khalil, hatta bazıları Kopenhag'da yaşıyor, efendim işte Sinti'de yaşıyor, Paris'te yaşıyor, İstanbul'da yaşıyor. Yani bu, bunu tartışmak istiyorum. Ciddi bir iddiadır. Şehirlilik diye bir şey yok mu? Hepiniz büyük ölçekte de izlemişsinizdir, izlemeye de devam edeceğiz. Bir Yavuz Yüksel Berlin'i çekiyor, şehirlilik yok mu? Dikkat edin. Şehir dediğimiz şey bir mekan ve sabit bir mekan ve bu anlamda da o sabit mekanın yarattığı bir gövde, bir psikolojiden bahsediyoruz. Bu Kürt ve Kürdistan söz konusu olduğunda sürekli bir göçerlilik hali addediyor. Yani eğer o Mintaş annemin sesi, işte Zeynel babamın sesine gel bir çektiğinde dahi Maraş'ta olsa, İstanbul'da olsa hep karakterlerin bir Kürdistan hayali, bir köy hayali söz konusu. Bir taşınma hali söz konusu. O yüzden mekan bu boyutuyla bir psikoloji maalesef bana göre vermiyor. İlginç, önemli bir iddiadır diye düşünüyorum. Sürekli bir Kürdistan tahayyülü ama o tahayyülün hep göç halinde kurulmamış bir sanki bir yersiz yurtsuzluk hali var. İlk defa ki hepsini izlemedim belki iddialı bir şeydir. İran, Kürt sineması, Irak'ta çekilebilenler Ali Kemal Çınar şunu gerçekleştiriyor. Kürtler bir şehir halindedirler. Sanki 100 yılı, 150 yılı o bahsettiğimiz sınıfsal, hele hele de ulusal çatışmalardan, emperyalist çatışmalardan, kolonyal problemlerden arınık yaşıyor. Bu çok ciddi bir tavırdır. Yani bundan arındırıp şehre bakıyor, kişiye bakıyor. Yani şu filmin 61 dakikasında ne Türk-Kürt çatışmasını, ne anlatabiliyor muyum, ne sınıfsal ciddi bir çatışmayı görmekteyiz. Halbuki ana akım şey, iddia. Hatta bizim Türk sinemasında, kısmen belki İran sinemasında olan şey de buydu. Ali Kemal Çınar bir tek insana odaklanıyor. Onun işte parayla, babasıyla ve bir ufak bir ameliyatı var. Onun üzerinden gerçekleştiriyor filmi. Ve şehirleştirilmiş bir halde Kürtler ilk defa. Bu çok ciddi bir tavırdır, tarzdır. Diğer bütün film öbeğini düşündüğümüzde. Ama açarız. Benim kaçırdığım örnekler olabilir. Tartışmaya açık bir durum. Tahran'ı çektiğinde bile Gobadi, hiç kimse İran kedilerinden bahsetmiyor, sürekli bir göç hali vardır. Sürekli bir hareket hali vardır. Bir mekanı doğru düzgün içeriden göremeyiz. Mekanların hepsi konar göçer haldedir. İlk defa kanepeye uzanmış, paçalarını sıvamış, anlatabiliyor muyum? Banyosunun içine girip o yalnızlığını yaşamış. Hatta ve hatta klavyesinin başına oturmuş bir senaryo yazan Kürt'ü görüyoruz. Bir düşünün, metin olarak herhangi bir filmde bunu göremezsiniz. Ben görmedim, karşılaşmadım daha. Yani Reşati'de ki Mart'ta ya da Nisan'da birlikte gene konuşacağız, Google'a Jin yazıyor. Şimdi Gobadi bir yerde adam çocuğa mektup yazdırıyor, görmüyoruz. Metni de ilk defa gördüğümüz, yani Kürtçe metni ilk defa gördüğümüz bir filmlerdir bunlar. Bu anlamda bir hassasiyetle yaklaşıyorlar kemacılar. Şimdi şehre geri dönersek biraz çok fazla dolandırdım ama köy-kent ilişkisini daha uzun açmak da isterim akıl ve modernizm düzleminde. Devam edelim.
Kemal Hoca. Ben böyle hızlandım, daldım sizde. Bakın ayna var, kamera var ve biz hala yarasını göremiyoruz. Ama bir o kadar da yarasını görüyoruz. Bu tercih de bir o anlamda geliyor bana. Mekan anlamı bizden gizleyen diyor, zaman değildir, mekandır. Küçük Prens'i hepimiz okumuşuzdur. O Küçük Prens şey ister pilottan. Kendisine uygun bir koyun çizmesini ister Saint-Exupéry'de. O da kapalı bir kutu çizer. Der ki senin istediğin koyun bunun içinde. Ah der, istediğin koyuna ulaştım. Şimdi iyi gizlersen gerçekleştirebilirsin çoklu anlamda. Burada da yine basuru göstermeden bize ki peşindeyiz. O yaranın düzeyini, gerçekliğini görebilmeyi. O anlamda hiç göstermeden bir o kadar fazla göstermiş oluyorlar. O ağrıyı, acıyı, aynayla bakışı, eğilip babasına bakışını görmüyoruz. Ama bir o kadar hepimiz görüyoruz. Bu anlamda mekanın olanaklarını iyi değerlendiriyor. Kurmuş, çok sıkıcı, herhangi bir diyalog yok. Sadece kapıyı, aynayı görüyoruz. Herhangi bir şey yok. Ki daha sonrasında görüntünün bu kuvvetini, yani söz ile görüntüyü tartışıyor ya, bu da önemli bir farkındalığı bana göre Ali Kemal Çınar'ın, görüntünün ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için de bir o kadar uğraşıyor. Bu anlamda gene Kürtlerin çektikleri arasında ilktir. Nedir o ilklerden bir diğeri? Sanat, sanat içinde tartışılır hale oluyor. Yani sinema yapıyor ama sinema yapışı bir de kapışıyor. İşte sinema kimden kapışır? Tiyatroyla, edebiyatla kapışır. Yani 100-150 yıllık tarihinde. Ve bunu diğer pek çok sinemalı Fransızlar da görmüşüzdür. Kısmen işte Kuzey İskandinavlar da görmüşüzdür. Ali Kemal Çınar da bunu kendi pratiği içinde, bu filmin içinde tartışıyor. Bu anlamda bu tür sahneler söze rağmen görüntünün ne kadar kuvvetli olduğunu, kendisinin sinema yaptığını ispatlar niteliktedir. Daha sonra çok daha uzun, böyle 6-7 dakikaya varan diyalogsuz, bak sözü de kuvvetli diye düşünüyorum. Senaryo kurulumları da ki 5-6 çok daha bence sağlam. Görüntünün bu kadar ustaca kullanılması, sözü geri plana atıp görüntüyü ortaya koyması da yine önemli bir farklılık olarak görülüyor, belirtmek lazım. Diğer bir bölüme geçelim. Karakterciliğe bir hedef gelmek kastım. Karakterciliğe bir havayı ters ve nasıl tezat kurtaracak? Nasıl yani? Normal gelmek seviyorum onu yani. Yani şöyle. Kelime şoku, rastgele cemana tebe kadar hiye ve beli cemana cemeye ne diye kelime şoku. Siz ezde bursun, siz çim atelejine bir havayı sürekli. Ne tuteli, herkes uzadı fikri. Mümkün ne ki temaşe, ne ki diye bu ezde bursun ki çıkasıcı, cüzdaki hatiye, bu karanlığı çıkası gibi, hava gidi, cidi. Her tebe, çiroge de Ebu Sayyid, romani de Ebu Sayyid, film de Ebu Sayyid,
Tabii ki derginler, o tabii ki nimette bir şirktir. Esfem ne yapın? Aziz şirk kabul ne yapın? Bir havayı, o pasajın bir karakası da. Ne yapalım ya? Sen her güneyi der mi yazan? Ez ne yapayım şimdi istersen de bu durumu o bilirsin. Ne böyle bir karakteri alada ez ne yapalım şimdi? Tıkarı bir şey kurtar mı ki karakterini? Tıkarı mı yapayım? که بو خواستی من بو خواستن از فرمالی کاری جو بارم کن تو بو رامان خوش از بیدی من چخواست به اهمین نه اجمین نه زنان یه بری من کاری خبر کن لیکن بی هوای از ما خواستم جو بیدی کاری جنین ده تنه خونه خوششتونه زنی کاری جنین ده تنه سابقونه یرزنه به لگیش کاری مه یه لگیه تنه نه کاری مه جب پیشی در پیشی خدا منجی جنه بگوهرینه باور که او دنگی سیولان جو افتش در کرا پرسکرین او Ne bilirim? Öbür yer aklıma benim bu geldi. Bir hava bir azam olmuştu benim. Bu anı ne ve bu bir yer aklı mı varmış? Hocam bu ne böyle ya? Bu bilgi bize yetiyor yani. Bu yerde bir sürü sorun çıkardı. Hoşuna kimse yok mu? Filmlerinin, kulte filminden doğru söylüyorum, kadın figürleri her zaman kuvvetli. Kimler kendi kimliklerine, cinsel kimliklerine, ulusal kimliklerine bu anlamda hassasiyetle yaklaşıyorlar. Bu filmde iki tane kadın karakter görüyoruz, anneyi ve Gülbin karakterini. İkisi de sağlam duruşlarıyla, oturuşlarıyla, iddialarıyla. Hani Kemal diğer filmlerinde de özellikle kadını bu anlamda deşifre ederken güçlü bir yere konumlandırıyor diye düşünüyorum. Burada da film boyunca zaten o eşlik ediyor. Ama hiçbir şekilde bizi taciz etmeden. Nedir o eşlik eden şey? Kürtlerle Türkler bir arada hem ki dil konuşuluyor, biri diğerini yok etmek üzere bir temas içinde değil ama memur olanlar daha çok Türkçe konuşuyor. Yani burada işte Nazif öğretmen sürekli Türkçe konuşuyor. İşte Gülbin karşılığında Kürtçe ve bütün o kadın söylemini, hatta feminist bir iddiayı da pekiştirecek şekilde o bilgiyle karşılığını veriyor. Şimdi kadrajı ayarlamasına baktığımızda yönetmenin iki erkeği arkadan çekiyor ve karşılarına tam ortalarına kadını yerleştirmiş durumda. Yani ve kısmen de boynu bükük durumda var erkekler. Yani erkeğin biri cevap verdiğinde bir defa dönüyor ki diğer planda babayla oğul yatak odasında gene sırtlarından çekilecekler. Diğer bir sırt çekim, çok net sırt çekim. Nazif diye o arkadaşın gelip o görüntüde, söz meselesinde veriştirdiği sahnede de vardır. Orada da yine planlama her kimi sorguya çekiyorsan, ezmeye çalışıyorsan o görüntü diliyle onu kurmuş durumda. Ve de kendi içine kapatmış durumda. Yine kapalı bir mekan, kafenin içinde gerçekleştiğini görüyoruz. Kadın meselesine de yaklaşımı hele hele bir sonraki filminde çok daha göreceğiz. Üçüncü filmi gördüğümüzde de bunu çok daha pekiştiren bir tavır içinde olduğunu göreceğiz Ali Kemal Çınar. Ve şunu vurgulamak istiyorum. Adım adım bir karakter oluşuyor. Yani memur olabilecekken sinema yapmayı tercih eden bir karakterimiz var. Şimdi karakter kelimesine özellikle vurgu yapıyorum. Çünkü gene bir ayrım olarak şunu görüyorum. Pek çok bizim Kürt sineması içinde iyi ya da kötü karakter, ki onlar karakter demiyoruz, tip diyoruz, hep film boyunca bir iyilik hali, bir kötülük hali devam ettirirler. İşte Gobadi'nin Mirza'sı Özgür Kürdistan'da konsere gidecektir ve bu tutkusunun peşinde
yol boyunca o dirayetini gösterir. Diğeri korkaktır, hep korkaklığını dile getirir. Bunlar tiplerdir yani. Bu şiirlerdeki korkak, sevimli, afacan filan devam tarzında gördüğümüz tipler. Ama bizim buradaki karakterimiz, baş karakterimiz ilk defa değişiyor. Yani para çalıyor, yakın arkadaşlarından birini belki de aldatma eğilimine girecek. Bu anlamda bir kötülük hali işin içinde. Ve bundan doğru da bir sonraki sahnede çok daha açık konuşacağız. Gerçeklik neyse aslında gerçekliği hakikatiyle sunan bir yerde duruyor. O yüzden de hem sinemasal anlamda hem anlatı formu anlamında hele hele de bu karakter meselesinde Yılmaz Güney gibi bizi büyük kanun olarak etkileyen düşünce ve sinemayla yüzleşmeye gidiyor. Bunu da birazdan çok daha şey yapacağız, açacağız. Yani karakter oluşturması konusunda da bence Ali Kemalçı'nın daha canlı, daha dinamik bir karakter oluşturmuş durumda. Ve de çok daha büyük tutkuları olmayan, çok daha böyle basit tutkuları olan bir düzlemde hareket ediyor. Bu doğru bir tarafıyla da aslında daha büyük şeyleri konuşmamıza da vesile olacak hale sokuyor. Devam edelim Kemal Hocam. Ben sanki bir şey dikkatmiş değilim de yani. Yani geçen sene karşılaştıktan sonra ben böyle birkaç kitaba baktım böyle. Sinema ne diyorsun sen de? Sen öyle bir sinema yedin, ne yazmış kendine. Onlar da böyle değil sanki, bizim böyle yazdığımız gibi değil sanki. Nasıl? Ya orada bir işte kamera hareketi şurada yüzden böyle olur falan filan. Yani biz sanki o kadar çok şey yapmadık. Ya biz de bana görüyoruz mesela. Biz mesela tamam yani yazılabilir ama biraz isteğe bağlı bir şey yani. Sen mesela diyelim ki kafanda bir kamera hareketi. Hazır. Yapıyorsunuz, senaryo mu yazıyorsunuz? Ya şey, geçen bir senaryo bahsettim ya, benim için kısa film fikrim var. Böyle arkadaş da şeydir yani, kısa film için kardeşle senaryo üzerinde çalışıyoruz öyle yani. Bu da bana yardımcı oluyor yani. Kısa. Gerçi... Ya bir şey diyeceğim de yani, geç arkadaşla ama kısa film... Bilmiyorum abi ya. Genel bir yavrular, genel bir satılım yapmaz. Kısa filmmiş, uzun filmmiş, orta filmmiş. Ne oluyor şimdi yani? Yani bu kısa film furyasıdır, uzun film furyasıdır. Herkes yönetmen, herkes bir şey, herkes... Telefon alıyor, kısa film çeken oluyor ya. Şimdi... Şiir vardı, roman vardı, bir sürü sanat dalı vardı. Herkes bir şeyle ilgileniyordu, her şey... Yani özen gösteriyordu, bir şey yapıyordu. Ama ne oldu işte? Adam şiir bitti, roman bitti. Ne yaptı işte? Hepsini aldı, görüntü, kaydı, pat nedir işte? Film. Ve iyi de arkadaş, gerisi ne olacak yani? Biz okumayalım artık, bir roman okumayalım, bir şiir okumayalım yani. Hani eskiden söz vardı lan böyle, sözün bir değeri vardı yani. Hani önce söz vardır, lafı vardı yani. Şimdi sen İşte kimse o önceyi de hatırlamaz ya. Şimdi görüntü var yeter. Abi önce söz vardı, sinema sözü amına koydu resmeyi. Bıraktı, bitirdi ya. Bitirdi yani. Çekti abi, sen de çek yani. Biraz da sözün amına sen koy, ne olacak? Herkes koymuş, biraz da sen koy. Yanından da sen koy yani. Tartışmada tabii Ali Kemal yanımızda olduğu için çok daha rahat sorabiliriz. Hani biliyorum kendisi edebiyattan da ciddi bir şekilde beslenen bir yönetmen.
sözün değerinin, kıymetinin epey ayrıldığında. Yani ve fakat bunun karşılığında hani görüntü ve görüntünün iddiası karşılaştırmak için de çok bence stratejik bir sahne kuruluşunda çok fazla söze gerek yok açıkçası. Kendisini çok net bir şekilde açıklıyor. Ama şunu söylemek lazım, biraz önce söylemiştim, sinemayı tiyatroyla yahut edebiyatla mukayese etme konusunda bir hassasiyeti var. İşte Beşarti'de de tiyatro salonu diye tiyatro metni üzerinden bir başka bir yerleştirmesi söz konusu. Bunlar da ayrıcı özellikleri olarak bence Ali Kemal Çınar sinemasını bir yerde duruyorlar. Yine oturuşları, konuşmaları, işte İshak'ı cepheden alıp konuştururken özellikle Ali Kemal karakteri sırtından diğerinde şaşkın bakışlar, gidiş gelişleri falan var. Bence bir o kadar şey, oradaki o anlamı derece kuracak şekilde çekmiş durumda diyebiliriz. Biraz hızlanacağım fakat sorunlar da çok daha şekillendirebiliriz. Bir sonrakine geçelim Kemal Hocam. Yöntemleriyle, kavrayışıyla, yapıp ettikleriyle ve başaramadıklarıyla ya da başardıklarıyla.
Ali Kemal Çınar, Yılmaz Güney ve Arnalı olan anlatım biçimiyle hesaplaşırken, Kürt siyasetinin de aslında ve sosyolojisinin de hesaplaşmasını dile getiriyor. Nasıl? Amerikan bağımsızlarını takip ediyor, Fransız sinemasını takip ediyor, İran sinemasını takip ediyor. Yani dünyayı takip ediyor. Sinema yapmaya çalışan bir insan. Ve buradan da bir etki devşiriyor. Yani bir şeyden etkileniyor. İşte Ozu gibi yapmak, Jarmuş gibi yapmak. Ama da bir biçim arıyor. Kürt siyasetinin de, özellikle işte Kürdistan İşçi Partisi'nin modern hareket olarak addederiz. Ya da pek en azından öyle bir iddiası var. Fakat dünyayı okumada ve de onu gerçekleştirmede yeniden sınıfsal ve ulusal olan düzlemi ters yüz etmemiz gerekiyor. Yani benim bu sahneden çıkardığım diğer bir sonuç da budur. Yani sineması nasıl o anlatım biçimiyle, öykü anlatımıyla, konumuyla hesaplaşmalıysa ve yani Kemal Çınar buradan kısmen hesaplaşıyor. O yüzden de Yeşim Tabak, işte Fırat Yücel ve Sinan Yusufoğlu, Ali Kemal üzerine yazı yazan, bir de benim yazı yazan Nazif'in de yazısı var. Yeşim Tabak'ın yazısında şöyle bir cümle var. Babaları gömen sinema. Yani bu anlamda iddialılık taşıyan bir şey. Ya bu bir tarafta korkutucu bir şey. Yani bunu yüklenip hakikaten bunun hakkını verip vermeme meselesi. Fakat bunun nüveleri var. Bunun adımları var diye düşünüyorum. Bu anlamda babanın, ki baba burada o kuşağı da temsil ediyor ve karşısında kendisini gerçekleştirmeye çalışan bir çocuğu var, oğlu var. Yani baba, aile, devlet bu anlamda bu iktidar silsilesini istediği kadar Kürtçü ya da efendim işte sosyalist olsun bir damarın olduğunu, iktidar damarının olduğunu görmek lazım. Bu babalık, bağlılık, sevgi ilişkilerinin soyutlara konuşuyor. Yıllarca bakmış, okutmuş, etmiş ve hala memur olmayan, kendi yapacağını konusunda direten bir insan var karşısında ve bunun başarısız olacağını, bir güven duygusu yok. Sizden bir şey olmaz. Senden bir şey olmaz. Yani senin götün bu işin götü değil. Durum. Çünkü o yarayı taşıdığını ve onunla başa çıkamadığını görüyor. Buradan da bağlıyor. Yani sen bu işleri yapıyorsun ama ne planın var, ne projen var, ne öykün, ne trafmanı olmuş. Bunları da biliyor baba. Bu düzlemle baktığımızda tabii ki Ali Kemal'in gerçeklik de bu filmleri çıkardığında tüm bunlara hakim. Fakat şunu es geçmemek lazım. O büyük sinema sanayinin içinde de değil. Yani Jarmusch'u, Kasavetes'i düşündüğümüzde bile Amerikan bağımsızları istediği kadar Amerikan bağımsız diye adlandıralım. Büyük milyar dolarlarla bütçelerle o filmler çekiliyor. Bu filmin bütçesi 2.000 lira ya da işte 3.000 lira. Lira. Şimdi bu büyük bir şeydir. Ameliyat parasını da vermiş. Vermiyor. Orada bile yani kötülük durumu bile ufak. Çok çılgın yani. Bu düzlemde de yeniden filmi değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Nasıl o Gogol'un Çavuk'un paltosu muydu? Gogol'un paltosundan çıktık diyor ya, biraz böyle bu basur meselesinden çıkacakmış gibi yeni bir şeyin, seyrin sahibidir Ali Kemal Çınar önemsiyordu kendisini. Devam edelim. Kapımız Ali Kemal Çınar'ın basından mı çıktı? Basından çıktı. Şimdi sözü bitirdi, görüntüye teslim ediyor sizi. Açık bir alan, her tarafı görüyoruz. Ve böylesi bir alan bile nasıl kendi içine dönecek birazdan gösteriyoruz.
ve meydan ile kapandığı haliyle duvarın tutucunun dibine sıkışmış. Sevgisi, o ilgi, o pişmanlık durumu yeniden sorgulanabilir ama benim bu mekan meselesi üzerinden söyleyebileceğim ilginç bir şey de bana göre ilginç. Fotoğrafın çekildiği yer, çocuğun fotoğrafının çekildiği yer bir köşedir. Yani evin içinde bir köşede poz veriyor o kılık kıyafetiyle. Velhasıl mekan üzerinden değerlendirdiğim yazının çok daha ayrıntılarını 8. sayıda Zarema'da peşi sıra da Beşerti'nin 9. sayıda devamını görebilirsiniz. Tekrar ediyorum, burada psikolojik anlamda, tarihsel anlamda, sosyolojik anlamda yeniden de yeniden çok daha tartışılır noktalar bulabiliriz. Ben mekan üzerinden gerçekleştirdim. Teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için. Burada bitiriyorum. İsterseniz sorularla biraz daha açabiliriz, konuşabiliriz. Filmi değerlendirebiliriz. En son babasına baktığında sizce hani babasının kendi fotoğrafına bakıp konuştuğu bir sahne var. Orada nefret mi yoksa pişmanlık mı hakim? Niye ben sorular yönelteyim o zaman? Ya bence ikisi de yok. Çünkü hani yani ikisi de var. Ama böyle hani senin dediğin gibi tip gibi böyle iki uç yok. Zaten hani iki uç olmadığı için biz bu filmi de şey yapabiliyoruz. Yani kabullenemiyoruz. Çünkü babayı da anlıyoruz, anneyi de anlıyoruz, Osman'ı da anlıyoruz. Yani belki eğer kötü bir baba imajı olsaydı dilek, bu kadar filmi anlamayacak. Yani sahiplenmeyecek bu kadar. Aslında onu da anlıyoruz. Yani adam söylüyor işte bu kadar eline ekmek tutmuyor, sen benden daha çok okudun vesaire beklentileri var çocuğundan ama hani bunların karşılığını alamadan düşünüyor. Onu anlayabiliyoruz zaten. Hani babanın güçlü olmasının bir başka yanı da bu. Ya ben o kadın karakterde biraz bana şey geldi ya. Akkima sen özellikle sanki karın karakteri göstermek için yapmışsın sanki. Yani bana şeyle çok uyuşmadı. Gerçeklikle çok uyuşmadı. Yani kadın o karaktere itiraz ediyor ama zaten filmi çektikleri, düşündükleri kadın da öyle bir kadın. Yani kocası hapiste, 4 tane çocuğu var. Evet bir hayat mücadelesi içerisinde mutlaka ama sonuçta çok da o kadının ya yine de böyle kadının kafasındaki kadınla o bizim aslında tahmin ettiğimiz kadın birbirine uymuyor zaten. Yani böyle biraz sanki
nasıl desem bilmiyorum ama. O zaten projeyi baştan verdik yani. Hani hep aynı hikayeler çekiyorsun, hmm. aynı hikayelere karşıma çıkıyorsun gibi bir yerden yaklaşıyorum. Hmm. Yoksa yani o karakterin içinde öyle bir, ya da o dünya içinde öyle bir karakter yok diye değil de yani hep aynı şeylerle benim karşıma geliyorsunuz. Ya hep aynı biraz, hikayeyle geliyorsunuz. Ya da şey herhalde böyle o bizdeki feminist söylemin biraz da abartılışını mı? Bana biraz daha çok daha abartılışını gösteriyor. Öbür tarafı daha önemli. Bana onu hatırlat. Yani biraz biraz çiğ bir yaklaşım gibi geldi. Zaten hani biraz da öyle oluyor ya. Aha. Aslında hani biraz kadın temiz yerden bakan insanların da biraz handikapları oluyor ya. Hı hı. Aslında biraz ona da biraz hicif hali var yani. Her ne kadar söylediği şeyler doğruysa da bazı şeyler de onu itici hale getiren bazı şeyler de mevcut yani. Hüdayi Bey onu böyle şey, yani güçlü bir kadın karakterini konumlandırmış şeklinde ifade ettiyse, ya bana hiç böyle güçlü bir kadın imajı vermedi. O böyle çiğ, bana çok çiğ havası vermiş. Ama o kadar sorunların altında kalan bir kadını bu kadar zayıf gösteren yönetmenlere ben de bir eleştiriyim. Kadının çekmediği şey yok yani, çocuklu hayat mücadelesi veriyor. Bu kadın nasıl bu kadar güçsüz gösterilebilir ki? Bence orada kadın çok iyi bir eleştiriyor. Kadının itiraz biçimi bana çok çiğ geldi yani. Oyuncu olarak oynamak istemem ben de yani. Öyle bir kadını zayıf gösteren, bulaşık diyor. Kadın zaten çok... Kadına bulaşık olması mümkün değil ki yani. Zaten o da onu söylüyor. Onu tamam. Söylüyor yani. Ben niye hep bulaşık? Görevlidir falan diyor da. Aha. Hani yine niye aynı şey? Olduğunu söylüyor. Onun sorunlarında şey biraz da o, itici gelmesinin hiçbir mahsuru yok. Çünkü zaten hakikaten böyle söylemler çok itici de gelebiliyor zaman zaman. Ama söylediği şeyler doğru yani. Yani temsiliyet konusunda, yani bir mesela Kürt sineması için konuşuyorsa, temsiliyet konusunda kadının temsiliyeti ya da temsil edilme biçimi elbette ki çok geleneksel bir noktada oluyor. Bir daha belki biraz sonraki filmleri de düşünerek de açıklama çalıştığı şeyle. Ama şöyle bir temsiliye söz konusu değil yani neredeyse yani. Türkiye sineması için de aynı şey söz konusu. Da yeni yeni belki kadın karakterlerin olduğu filmler yapımlara başladı. Ama bizim sinemada hep neredeyse geleneksel, mesela daha edilgen noktada. Onun kaygıları yok, onun hani idealleri yok gibi bir noktada. O yüzden bence bu karakterin daha sonra mesela benim de Eşaretli'den sonraki çektiğim şeyde de yine bir karakteri var. O da mesela aktif bir karakter. Yine onun bir şeyi gibi yani, devamı gibi bir karakter. O yüzden o belki sonraki filmleri düşündüğü için de biraz... Bence düşünmüştür ama söylediğin şey doğru yani. Ben de o söylemin kendisi zaman zaman itici gelebiliyor. Onu da hissedilmesini istiyordum yani açıkçası. Ama söylediği şeyler yanlış değil bana göre. Söylediği şeyler... Söyleyiş tarzı belki. Yani mutlaka içerik olarak çok yanlış şeyler... Çünkü onun da hep şöyle bir şey, şöyle durumu oluyor. Hep çok didaktik de olabiliyor yani söylediği. O itici gelmiş olabilir. Bu babayla ana arasındaki fark da çok önemli. Mesela baba hep şikayet ediyor, hep eleştiriyor, hep eleştiriyor. Ana kalkıyor ona bir sıvı bir şey. Daha yapıcı. Çözüm diyor. Üreten, çözen kadın oluyor. Yani baba sadece şikayet ediyor. Yani katı yemekleri, orada bir şey getiriyor, sıvı bir şey getiriyor, sevmiyor ama yine içiyor. Çözüm yapıyor. Yani üreten kadın aslında. Tüketen de erkek olur. O konuda doğru çünkü zaten hep bir alternatif sunuyor yani. Televizyon izliyor diyor, sen niye gitmiyorsun? Dizilerde çalışmıyorsun, İstanbul'a geliyor. Ben sana baktım, sen de bana bak diyor yani. Ama baba gibi daha kuru, daha yok edici ya da yıkıcı bir şekilde yaklaşmıyor. O yüzden doğru bir fark var. Ama şu var yani dikkatli alması gereken bir tarafı bence burada senin Beşartı'da da devam eden bir kurduğun bir şey var, bir iddian var. Yani mantık düşünme biçimimizi değiştirirsek pek çok şey değişebilir. Yani Beşartı'da da cinsiyet meselesinin tarihsel bağlamları söz konusu olduğunda bunun içine de sirayet etmiş durumda. Yani sen aslında orada sözünü, ana sözünü söylettiriyorsun. Şimdi de mesela cevap verirken de o iddiayla cevap veriyorsun. Sürüyü hatırlıyorum, Yılmaz Güney'in o son şehir planında
böyle ergen bir çocuk var ve Marksizm. Tırat atıyor yani. Anlatabiliyor muyum işte? Sınıf, çelişki, plan devam. Yani o hakikaten eklektik duruyor. Şimdi buradaki his yani bu kadar değil. Ama her neyse bir yerde bir şey söylettirmek istiyorsun. Yani Reşati'de özellikle şey karakteri, o ana karakter Baran'la sohbet sırasında da o fikri yeniden açıyor. Sen buraya da cinsiyeti tartışma ve kadınlık durumunu tartışma bağlamında şey yapıyorsun, yerleştirmek istemişsin. Ha, kısmen rahatsız edebilir ama böyle bir bakış açısı var. Bunu anne gibi iyice ezdirip sildirmemiş. Mesela anne duruşuyla, oturuşuyla herhangi bir annedir. Yani yaş taşımasıyla, sofrayı kurmasıyla ama şey yapıyor yani. Eleştirisinden de hiç gram şey yapmıyor. Ya bu şuna da benzetecek miyim? Mesela İshak'la Gülbin bence yani birbirinin altı tezi gibi. İshak mesela orada da çok cinsiyetçi küfürler ediyor. Yani bayağı cinsiyetçi küfürler ediyor. Şimdi ona bakınca filmin de cinsiyetçi bir yani olumsuz ama cinsiyetçi bir tarafının ya da cinsiyetçilik yapan bir tarafı olduğunu savunmamız da doğru değil. Çünkü zaten öyle bir karakter söz konusu, Gülbin gibi. Ve bazı bir şeyler savunurken kadınlar taktik olabiliyor yani. Bu hakkı savunma noktasında bile ya da işte daha itici hale geliyor. Çünkü feminizm biraz hem çok haklı bir noktadan yaklaşmalarına rağmen çok böyle irite edici bir noktaları da oluyor maalesef. Mesela İshak'ın da aynı duruma düştüğünü söyleyebiliriz. O da çok cinsiyetçi küfür ediyor. Ama sözleri doğru yani. Küfürler dışında anlattığı şeyler, o kısa filmcilere söylediği şeyler bayağı haklı şeyler. İşte sözün değeri, edebiyatın değeri, şiirin değeri vesaire. Ama çok doğal bir konuşma olması yani. O konuşma... Evet, o belki oyuncu farklı ya olabilecek bir şey ama filmin şeyi o değil yani. Filmin tek derdi onları göstermek, onların temsil ettiği neyse onları göstermek. Onun üzerinden belki bir tartışma yaratmak. Yoksa film didaktik olduğunu söyleyemezsin. Hani ya da işte cinsiyetçi bir tarafın olduğunu söylemek zor. O yüzden onları daha gerçekçi bir noktada göstermek derdi varsa bir yapabiliriz. Benim mesela filmde dikkatimi çeken şey Ali Kemal İstanbul'a gitmiyor. Annesi de gönderiyor, gitmiyor. Yani bir de kısa filmler çekmiş, bu işi de artık az çok biliyor, yine de gitmiyor. Güzel bir şey. Bir ikincisi, bu Ali Kemal'in yaşantısına Antep'te izin vermezler. Yani o insanı o evde barındırmazlar. Anne laf söyler, baba laf söyler, üstelik bu çocukluktan başlar mesela. Gidip çalışacaksan, bir şey yapacaksan vesaire. Ama Diyarbakır'da böyle bir yaşantı var. Ben bizim öğrencilerden de biliyorum. Bu yaşantı kabul görüyor ve devam edilebiliyor. Bizde yaptırmazlar böyle bir şey. Bu iyi verilmiş yani. Evet, Kürtlerim öyle değil. Zor da olsun. O evde kalamazsın. Şaka yapmıyorum, barındırmazlar. Yani gidip çalışacaksın. Yani istersen işini yap, filmi yap ama para kazan. Yani bu şey için değil, bize bir şey getiriyor için değil, kendi başının çaresine bakmayı öğren anladın. Burada onun için anne de baba da öyle iyi olmuş, iyi verilmiş. Yani ben daha önce onu konuşmuştuk filmde şeyleri. Ama yani yeni izlenimde, her izlendiğinde farklı şekilde yorumlar ortaya çıkıyor belki de. Ama bu sefer şeyin farkına vardım yani filmde. Bir bedene karşı bir tavır, yani böyle hani dinlerin, felsefenin yıllarca bedeni görmemesi gibi. Yani sanki beden yokmuş gibi, beden hep günahın kaynağı, şehvetin, şeyin kaynağı diye görülmüş gibi. Sanki yani şeyde de, Kutle filminde de beden zaten hani bastur hastalığı üzerine zaten hani bir tukaka edilebilecek bir şey. Yani, ben hep şey derdim, çok arkaik hastalık derdim buna. Moral için geçen bir film izlemiştim Hollywood şeyinde. Çok farklı, herkesin hastalığı olan çocuklar gelmiş, birbirine dayanak olacaklar. 20 tane hasta çocuk var, 20'sinin hastalığını bilmiyor. Modern hastalık, hastalıklar. Çok modern. Ama hemoroid çok, bizim bildiğimiz basını çok eski, arkaik bir şey. Ve işin doğrusu bedeni de hakikaten çok kötü bir hastalıktır. Yani. Birçok insan belki utanır bunu söylemekte. Hani belki sen bu utancı bir şekilde kırmaya çalışmışsın.
Ama öte taraftan da şey, yani beden yok, bedensel temas hiç yok. Anne ile çocuk arasında yok. Hani anne geliyor kapının önüne, banyonun önüne kadar geliyor. Endişesi var ama hani gidiyor. Bir göz teması bile yok, bir şey teması yok. Hani babayla oğul arasında, kim hani sormuştum, nefret mi ediyor, seviyorum diye. Babasını nefret mi eden hiçbir erkek yoktur herhalde. Babasını sevmeyen hiçbir erkek yoktur. Yani o baba oğul arasındaki iktidar savaşının kaçınılmaz sonucudur belki ama anne böyle değildir. Çünkü anne orada bir iktidar temsil etmez. Sorun olarak ki anneyle de bir aslında bir bedensel temas yoktur. Yani aslında ben babama hiç sarılmazdım ama herkes herhalde annesine sarılır. Ya da anne çocuklarına sarılır. Bilmiyorum, genel olarak sadece babayla değil, bir beden yok. Bir bedensel temas yok. Hani mekanı, yani ben çok güzel bir yorum olarak gördüm. Çok dikkat çekmeyecek anlara dikkatimiz çekti. Ama hani beden ile mekan arasındaki ilişkilere baktığınızda çok formel ve mekanik duruyor. Sadece kişiler arasındaki beden yani ilişkisi değil. Ama aynı zamanda beden ve mekan arasındaki ilişki de böyle çok formel. Hani demiştim yani bu buraya doğru çekiyor. Çok böyle bir mekanik bir ilişki var. Bilmiyorum, ben böyle gördüm. Siz nasıl yorumladınız? Doğru bir yorum çünkü benim de hani hayat, biraz benim hayatımın da yansıması gibi aslında bir kısmen de olsa. Şöyle bir şey, yani sizin mesela diyelim ki işiniz yoksa Ali Kemal karakterini ele al. Yani işte Basur ayrı bir şey de, hani işiniz yoksa ve aile de bunu sizin için sorun haline getiriyorsa sizin mesafe kurmak dışında başka hiçbir şansınız olmuyor. Yani bu tamamen bunun mesafenin olmasının tek nedeni o aradaki sizin hayatınızı kendinizin kazanmamasıdır yani. Çünkü kendinden oluşan bir mesafe. Kesinlikle kendinden oluşan bir mesafe. Osmanlı'la olan diyaloğuna bakın, annemin hoş geldin diyor. Nerede kaldın diyor. Yani daha samimi, daha sıcak bir diyalogları var. Çünkü Osmanlı çalışıyor. Yani bir şekilde eve para getiriyor. Onunla mesafeleri daha sıcaktır. Ama hani sen dedin o sarılma şeyi, hani sahnede gerek olmadığı için sarılmıyor ama belki Osman'a sarılıyordur yani. Çünkü Osman'ım diyor. Anlatabiliyor musun? Osman'ın bir hoş hayrat değil. Yani Ali Kemal alsa Ali Kemal demez yani o durumda. Sen niye dışarı çıkmıyorsun? Yani diyecek şey İstanbul'a git, çalış yani. Yani sen çalış ki sen getir de ben sana da Ali Kemal'im diyeyim veya başka bir şey. Ama bu sinema aradaki sanki o mesafeyi kapatıyor gibi. Nasıl? Yani sinemalar, filmler, o mesafeyi... Tabii yani ben mesela annemle babamla kurduğum ilişki bu filmlerle oldu yani. Yani onlara bir şey söylemem. Ben hep kendimi o odaya gider, kitap okurdum, film izlerdim, bir şeyler yazardım. Asıl odaya televizyon izlemeye falan gitmezdim yani. Bakardım, televizyon izlemedim, tek odaya geçerim. Yani o mesafeyi kuran, yani kuramayan şey Ali Kemal'ın o atıl durumda olması yani. Başka bir neden yok yani. Yoksa mesela gelen sorulardan bir tanesi mi yani işte insanlar nasıl aileler bu kadar birbirine soğutur falan, ama oluyor yani, bunun başka bir cevabı yok, hakikaten yok yani. Çünkü ama bize böyle sen, bir aile tipi de var ya, ben bana çok şey yabancı gelmedi mesela, böyle bir şey aileler ben biliyorum ya, ben kendi ailelerden. Hayır, ben herkes yabancı yani. Gelmedi bana. Biliyoruz ya ailelerimizin nasıl işlediğini, nasıl bir yerden geldiğini biliyoruz yani az çok. O yüzden bu oluşan mesafenin tamamen bu atıl durumda olmayla çok alakalı bir durum olduğunu söyleyebilirim ve mekanla da bence uyumlu. Zaten çok uzak kalıyor. Televizyonu izlediklerinde o çıkıp gidiyor başka odaya, kendi odasına. En fazla anne ona biraz ilaç getirdiğinde, bir şey dediğinde anne yaklaşabiliyor. O yine başından salıyor. O basur meselesi annesine değil de babasına söylüyor. Çünkü bu tür şeyler anneye kolay kolay erkek çocukları söylemez de babaya daha çok hani söylenir. Ya benim en azından böyle oldu yani. Başkasında da başka türlü de olabilir. Ama dediğim şey o mesafe kurmanın nedeni bence odur yani. Çünkü hatta yani hani biyografik taraflar çok fazla dediğim şey de o. Sadece senin bir şey söyledin, onu aklıma geldi söyleyeyim diye. Hani Antalya'da bu söyleşi falan yapıldığında işte sordular işte yani ne kadar biyografi, ne kadar değil falan. Annem mesela cevap vermiş ona. Demişti ki ya tamam Ali Kemal böyle şeyler yaşadı ama asla para çalmadı. Yani tamam hani böyle
Yani ondan mesela kurduğu şey o yani, onunla kurduğu ilişki böyle bir şey. Çünkü yani bu film üzerinden biraz ilişkilendi aslında bizim hayatım. Sonra işte Beş Arap'ı, sonra daha sonra başka diğer film falan derken onlarla kurduğu ilişki benim istediğim şekilde bir ilişki oldu aslında. Yani ben çalışmalı değil de sinema üzerinden, işte film üzerinden bayağı ilişkilendik diyebiliriz yani. O yüzden dediğin şey doğru oluyor. Mesafe, yani hangi ailede olursa olsun, o arada o şey yok olunca, o beklenti denen şey yok olunca o mesafe kendinden oluşuyor. Doğal olarak mekanla ilişkili de mekanikleştiriyor dediğin. Kesinlikle yani. Bunun hiçbir, bence hiçbir tartışacak bir tarafı yok. Yani. Olursa da çok istisnai bir durum olur. Çünkü hiçbir anne baba çalışmayan bir erkek evladı istemez yani. Neden kadınlar üstüne çıkıyor? Neden öyle dediniz? Niye öyle dedim? Çünkü ben kardeşlerim çalışmıyor. Kadınlar sadece çalışmayınca? Evlat da mı? Yani öyle bir tepki verip ben mi? Okutulmuşsa, belli bir şey gelmiş, hala idrak ediyorsa... Ya o da ben kadınlar sadece şimdi okuduğumda okudum. Bayağı boşta da kaldı. Benim annem babam hiçbir şekilde kızım git çalış demedi yani. Karşı çıkışlar bile var yani. Kısmen daha kabul edilebilir bir şey yani. Katlanılabilir bir şey kızlar çalışmak. Tabii canım yani. Bunun için seçimi şey değil. Ama sen evlat dedin zaten. Ben onlar ne kız? Ben erkek evlat. Yok bu da çok böyle bir şey yani. Mesela bir kızı böyle, Ali Kemal değil de kızı yapsaydın, biz filmi böyle anlamazdık ya da böyle yapardık. Yok çok net bir şey yani. Bu yani hala Ali'de olan bir şey yani. Kız çocuğu çalışmadığında hiç sorun yok yani. Asla da olmuyor maalesef. Çünkü öyle bir kurgulanmış ya bu geleneksel yapı. Yani bunun tersi olsaydı zaten... Zaten evin içine girmesi. Aslında başka başarılı olsa, para getirse o daha farklı bir... O zaman Osman ikinci plana gidiyor. Zaten hani filmi güçlü yapan şey de bence bu... Hani bu gelenek öyle bir hepimizin kodlarına işlenmiş ki biz onu alıyoruz. Burada bir şey çıktığı zaman hani mesela bir kadın olsaydı, tam tersine Ali Kemal'in kız kardeşi olsaydı burun bükecekti. Yani bu baba, anne bu kızdan ne istiyor diyecekti. Yok ben kız kardeşim de mesela. Öbürünü biz şey olarak tartışıyoruz, bir tartışmaya açıyoruz yani. Öbürünü tartışılacak bir tarafı yok. Hayır zaten böyle düşün, Ali Kemal Bey de bir olsaydı o karakter, bu film böyle bir gerilimi olmaz yani. Anne baba, kızım niye çalışmıyorsun? Benim annem 78 yaşında, kızlarıma diyor niye çalışmıyorsun? Benim annem 78 yaşında niye kızlarım? Yani ağladıkları... Yani şöyle bir şey, bence, yani kadın pardon. Çalışmıyorsa, evde ev işi yapmıyorsa, Ali Kemal gibi sadece kitap okuyorsa, sadece evi otel olarak kullanıyorsa o kadına da kızılabilir. Yani ben de işsiz kaldım ve filmi çok beğendim. Kendimden çok şey buldum. Yani ben ev işi yapmıyordum mesela, sevmiyordum yapmayı. İşte ders çalışmadığım bir dönemde kafesini bırakmıştım. Anne bana şey diyordu yani git çalış bari sabah sen çalışana kadar bir yerde ol. Yani batıda hani erkek kadın ayrımı çok yapılmıyor. Doğuda erkek daha da çok önemsiyor ama. Tabii ya çocuk Kürtistan'dan biraz bahsettiğim için. Yani burada böyle bir şey girmez yani böyle bir baskıya. En fazla anne ya kızım senin işin gücün var işte hani üniversite bitirmişsin bari sınava gir bari gitti iş başlıyorsun ama ya da evlen orada başka bir alternatif ama böyle baskıyla sen çalışmalısın çalışmasan hep öyle gösteriyor işte olmaz Gülbin'in dediği şey bu yani herkes öyle gösteriyor. Hayır ama öyle bir şey mi var? Öyle bir şey var ama öbür türlü kadın da var yani bak orada. Yani o kadınlar var ama istisna yani istisnalar da var. Hep kadını bütün kadınlar ya da bütün babalar aileler böyle değil yani. Gerçekten değil. Değil yani onu söylüyorum. Bir kere de biraz da kadını göstermek lazım. Elbette ki ama film mevzu o değil yani kadınlar da böyle. Onu gösteren filmler değil var zaten yani. Ondan bahsediyorum. Herkesi söylediği, bana göre yeniden dönüyorum onun söylediği birkaç kelime var. Şimdi dokunmak, şehvet üzerinden hareket etti. Yani bedenin, bedensel temastan bahsetti. Yani kadın erkek çalışıp çalışmama senin açıklamaları bir önemsiyorum ve bir tarafı koyuyorum. Özellikle cinsel temasın ve de şehvi temasın. Temasın.
sevgi gösterme, babanın okşaması, ananın başınızı okşaması, omzunuzu sıvazlaması, hatta reşartıya atlayayım. Yani cinsiyet değişimini anlattığım filmin içinde bile işte sevgililer var. Atıyorum sevişme sahnesini göstermiyorsun. Ama onlar kucak kucağı bir aradayken gösterdiğim sahne var. Ve hala nişanlılar, cinsel bir ilişkileri yok. Şimdi her iki filmi düşündüğümde gene aslında buradaki hale, buradaki iklim hakim. Yani bu tensel temasımızın zayıflığı yeniden tartışılabilir bu filmde. Yani bu bence not edilmesi gereken bir şey. Yani olmaması ama o yoksulluğun olması. İlla ki ama bunun yani bu temasın olmayışının nedenlerini daha doğru bir şekilde, daha nesnel bir şekilde, çarpıcı bir şekilde de ortaya koymamız gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani Kobadi'nin diyelim şeyinde işte ana vatandan şarkılarında o otobüsün arkasında yedinci kadınıdır. Hani yeni bir kadın daha getirecektir falan, aldatıyordur falan. Bir şey sahnesi var orada. Öpüşme sahnesi var. Ama ayaklarının altından verir. Ama öpüştüğünü biz biliriz yani. Yani Kobadi bu anlamda şey, o aşk durumu, cinsellik durumunu çok daha şey, cesur ya da vodka limonla anlatabiliyor muyum? Yani dokunuşun kendisi vardır orada. Bu ne kadar şey kurulmuş bu filmde ve şartlarda ve sonrasında yeniden tartışılabilir yani. Sen söylediğin karakterler, ben de okudum yani. Karakterler sanki bedene de hapsolmuş. Ya çünkü bedenler çok mekanik hareket ediyor. Ve hani iki türlü bedeni şey yapabilirsin, yorumlayabilirsin. Hani bir bedenden taşma ve beden üzerinden burada beden birliği olarak bir doğanın içerisinde, hayatın içerisinde atılmış var. Ama bence hani çok karakterleri çok şey buldum. Yani çok mekanik. Bütün kalkışları şey yani bu yönüyle, bunu bir okuma olarak bahsediyorum. Yani bu da sonuçta bir olanak olarak kullanılabilir, belki bir olanaktır da. Ama yorumladığım şey bu, okumaktan bahsettiğim şey bu yani. Yani bir de onların mekanla ilişkisi de öyle. Hani çok böyle karakter hani böyle çok rahat uzanmış, oturup diye şey hani göstermiş belki ama çok stabil görmüştü mekanik. Yani bir iki karakter doğru bir şeylere uzak kanepede uzanıyorlardı. Ama hani çok böyle devingen, işte yaşam içerisinde değişen, dönüşen bir beden, onlarla iç olan beden değil. Çok mekanik duran bir beden gibi yani. Hani Kemal Aziz Tıkaz'ın sanki hava bu verdiğim, yani bizler nezik, buna teyaj aliz mamamın kaz evdi. Manadi yani bab projara Türkiye yani belki temsili resmiyeti devleti Türkiye şubesi ki de her dem Kürdî o memuri devleti Türkiye o hafta nevane Türkiye peyvendiye karakteri Ali Kemal evvela Türkiye daha müstendir avı lej jmalera o diyahora o eko yani ne fermine ne devletin muara Kürdî haberdan rast peki rastte mesela bir var ya Beşikçi para iddia ediyor mesela hani diyecek ki Kürt hatta devleti vatanı sendir hoş kudurt kevin şu Kürt zamanı kudurt kevin şu çağda hoş kültür kudurt kevin filmde tabii var ya da realist film yani peki baş yani hem Türkiye hem Kürdî tela Nisa Kürdî de hıstına peş Kürt'te filmi Nazif'te. Nazif'e de Türkiye'de de ahvali liser film senaryo Kürdî Khabatavî. Evet yani helveste ki evet. Şimdi bu Kürt azadiye hı gara yani Lehember devleti tavriyevi tavriye kubisari hı film açık. O işte bir şey hızlı gibi ki Kürdî'ye de hıstına veya peş okey yani. Bir var edin aslında. Henek yani tevayıttır ki peşkeşe Hudayici bu Türkî bu tevayıttır ki her zaman da ne ki baş yani renk-i rast nişanlı yani realist de şu tercih arasında görüşmesi lazım.
Fakat hani burada tabii böyle tamamen devletle olan şeylerde Türkçe konuşmuyorlar. İki kardeş de kendi aralarında Türkçe konuşuyor. Yani bir aslında... İktidar yani böyle. Yani, tabii. Evet, evet. Yani böyle %100 bir devletle temasta Türkçe konuşulmuyor. Asimilasyon artık kendi şeyde gösteriyor. Yani kim resmiyetle temas kuruyorsa onunla başlıyor. Bu kardeş de olsa başlıyor. Yani ya da gelenekten kim uzaklaşıyorsa başlıyor. Eğer siyasal bir tavır da koymuyorsa, hani bir feminist kız var, onun için bir tavır gibi duruyordu. Ama öbürlerin hepsinin için, hani kendi doğallığı içerisinde olan bir asimilasyon süreciydi. Şey de var tabii, o resmi olan, hani devletli olan. Ali Kemal, o para arıyordu ya, hani dolapları arıyordu. O parayı bulduğunda alacak, çalacak mıydı? Yoksa o paranın olup olmadığından mı emin olmak istiyordu? Hani ailemde para var, bana vermiyor ameliyat olmak için. Yani onu mu görmek istiyor? Yoksa gerçekten parayı bulursa gidip onun ameliyatı... Alır da herhalde, çünkü daha önce de alıyor ya. Almıştı. Almanınca maaş alıyor. Küçük bir şey de olsa alıyor ya. Alacak tip var zaten. Sana çok konu ya. Hayal kırıklığına uğrasın. Gözü almıştım. Bence alırdım. Kendisini zaten alıyor bir yerde. Apartmanını babam cebinden alıyor. Ben onu görmedim. Yani var bir altında askıda pantolon var mı? Ya baktık oldu. Şu an hiçbir şey izlemiyor. Sonra da alıyor. Evet. Ben bayağı bir uzun süre işsiz kaldım. Ve sigara parası topluyordum kardeşlerimden. Ama yani öyle bir şey olsa olur muydu bilmiyorum. Güzel miydi yani? Çünkü o ağrı acı çok büyük. Bitirelim. Soru yoksa bitirelim. Teşekkürler. Herhalde en son devam edecek bu şeylerde mi? Kemal'in filmlerin üzerinden bana devam edecek. Devam edecek. Değil.